Sevgili arkadaşlar, iki insan düşünün. Bir tanesi sizi rahatlatıyor. Sakin bir insan. Siz yanına oturduğunuzda kendinizi çok rahat ve sakin hissediyorsunuz. Bir de ikinci kişi, bu kişi de stresli, telaşa yapıyor, acele ediyor ve onun yanına oturduğunuzda kendinizi kötü hissediyorsunuz. Daralmış hissediyorsunuz, stresli hissediyorsunuz. Şimdi iki tane insan, bir tanesi rahatlatan, diğeri de stresli. Kimin yanında oturursunuz? Şöyle bir düşünün. Kiminle alışveriş yaparsınız? Rahatlatanla mı, stresli olanla mı? Çok net bir cevap vereyim. Elbette sizi rahatlatan, onun yanında oturduğunuzda kendinizi iyi hissettiğiniz, rahat hissettiğiniz, güvendiğiniz insanla oturursunuz, değil mi? Dolayısıyla şuraya getirmek istiyorum. Siz eğer stresliyseniz, telaşeliyseniz, acele ediyorsanız ve iş yapıyorsanız, kendi işiniz veya başkasının işinde çalışıyorsanız, sizinle oturup kalkmak isterler mi? Sizinle alışveriş yapmak isterler mi? Sizin yanınıza gelmek isterler mi eğer siz stresliyseniz? Gelmezler. Stresli insan, toksik insan olmak iyi bir şey değil. Hem insanları itiyorsunuz, parayı itiyorsunuz, yani bereketi itiyorsunuz. Bütün güzellikleri itersiniz, bütün kötülükleri de kendinize çekersiniz eğer stresliyseniz. Ama eğer sakin bir insansanız, rahat bir insansanız, kafanız rahat, kalbiniz rahatsa insanları çekersiniz. Bereketi, parayı çekersiniz, huzuru kendinize çekersiniz. Kendiniz gibi insanları çekersiniz. Yani rahat insanları, iyi insanları kendinize çekersiniz. Demek ki sakin olmak gerekiyor, rahat olmak gerekiyor. Huzurlu bir kalbe sahip olmak için stresten uzak olmak gerekiyor. Bunu anlatabilmişimdir inşallah. Peki, şimdi iki çeşit insan gördük, değil mi? Peki bu stresin sebebi ne? Bu stres, kötü olan şey, insanı hasta eden, kanser eden stresin asıl kaynağı ne? Araştırmalar şunu gösteriyor. Stresin asıl sebebi, temel sebebi erteleme alışkanlığı. Erteleme hastalığıyla alakalı. Şimdi gittikçe çoğalan ve gittikçe çoğalacak olan, teknoloji geliştikçe, bilim geliştikçe çoğalacak olan erteleme hastalığı, insanlar işlerini, önünde yapılması gerekenleri ertelediğinden dolayı, o iş daha da büyüdüğü için, yani kalan iş daha büyüdüğü için, insan o işe baktığında, o işi gözünde büyüttüğünden dolayı strese giriyor. Sebep ertelemek. Yani yarıncılar. Yarına erteleyenler, onlar helak olmuştur diyor zaten Peygamberimiz. Hadis-i şerif. Bununla beraber yine çok önemli bir hadis-i şerif. Peygamberimiz ahirette en çok çığlık atan insanlar, en çok haykıran insanlar yarıncılardır, erteleyenlerdir diyor hadis-i şerifte Peygamberimiz. Yine bu ahiretteki çığlıklar dünyada başlıyor zaten. Yani erteleyen insanlar, hayatı ıskalayan insanlar, bu insanlar stresli insanlar. Devamlı haykıran insanlar, devamlı şikayet eden insanlar, devamlı çığlıklar içerisinde savaşan, acı çeken insanlar, yani erteleyenler strese giriyor. Onlar hastalanıyor daha fazla. Başlarındaki sıkıntılar, musibetler genellikle onlarda oluyor. Onlar işlerini ertelediklerinden dolayı yarın hallederiz abi, bakarız, çözeriz diyorlar ama sözünde durmuyorlar. Sözünün ehli değiller. Özüyle sözü bir olmadığından dolayı peki insan nasıl stresten kurtulacak? Biraz önce dediğim gibi temel etken, en büyük sebep olan erteleme alışkanlığından kurtulduktan sonra stresi azalır bir insanın. Başka bir yolu yok. Ertelemeyi bıraktıktan sonra kişi önündeki işleri çözdükçe, öz disiplin kazandıkça stresten kurtulacak. Zaten stresten kurtulduktan sonra gönlü ferah, zihni rahat olduğu zaman bir enerji yaymaya başlayacak. Buna bir çeşit aura diyorlar. Pozitif enerji diyorlar. Karşıdaki kişi bunu anlıyor ve sakin insanları, aklı selim insanları, parayı, bereketi, insan, huzuru kendine çekmeye başlıyor ve çığlıkları bitiyor. Yani şikayet etmeleri bırakıyor. Dolayısıyla ilk yapılması gereken şey erteleme alışkanlığına son vermek. Bu anlattıklarımı
tekrar dinleyerek meseleyi anlama. Yani benim stresimin sebebi erteleme alışkanlığı. Ben stresten kurtulmak istiyorsam o zaman erteleme alışkanlığıma son vermem lazım. Peki erteleme alışkanlığına son verebilmek için en kolay yöntem nedir? Sevgili arkadaşlar, bu konuyla alakalı yüzlerce YouTube videoları var. Çözüm önerileri var. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Oradaki çözümler sadece kulağa hoş geliyor. Ama gerçek çözüm değil. Dolayısıyla biz de ne yaptık? Yüzlerce psikoloğun araştırmalarının sonucunda ve bununla beraber benim yüzlerce eğitime katılmış insanların sonuçlarına bakarak, deneyimlerime bakarak bir eğitim programı çıkarttık. Çok kolay uygulanabilir, çok hızlı anlaşılabilir ve uygulanabilir. Yani insanı sıkmadan, daraltmadan çözüm önerileri sunan, sırlarla dolu, çok güzel yöntemlerle dolu bir eğitim programı çıkarttık. Online eğitim programı. Bu eğitime katılan kim olursa olsun orada dediklerimin yarısını yapsa zaten erteleme alışkanlığından kurtuluyor. Bu eğitimi online olarak satın alıp izleyebilirsiniz ve erteleme alışkanlığından bir an önce kurtulup hayatta emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Peki bu eğitime katılıp sonuç alanlar var mı? Evet var. Instagram sayfasına girin. Feedback 1, Feedback 2, Feedback 3 sonuçları paylaştığımız bölümler var. Onları tek tek okuyabilirsiniz. Yani oradan o kadar sonuç çıkacak ki belki bir apartmanın duvar kağıdı olarak kullansanız bir apartmanın duvarlarını dolduracak şekilde sonuçlar var. Onları zamanınız yetiyorsa, ömrünüz yetiyorsa bilmiyorum onları okuyabilirsiniz. Yani erteleme alışkanlığından kurtulan insanlar hayatına neler katmışlar, neler kazanmışlar, hayallerine nasıl ulaşmışlar onları orada okuyabilirsiniz. Siz de erteleme alışkanlığından bir an önce kurtulup hayatınıza güzellik katabilirsiniz. Peki bunun için ne yapacaksınız? Hemen videonun altındaki linke tıklayın. Bir an önce erteleme alışkanlığı eğitimine katılıp hayatınıza güzellikler katın sevgili arkadaşlar. Eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.